Ve işte o gün her şey değişti. O gün geldiğinde halkımız devlerin boyunduruğu altında duydukları korkuyu ve kafesteki hayvanlar gibi yaşamanın verdiği aşağılanmayı hatırlamıştı. Hadi, hadi! Herkes saldırıya hazır olsun! Hedef belirdi! Hedefi öldürdükten sonra burayı suların dışındaki ilk üs yapacağız! Hedef yaklaşıyor! Beş gruba ayrılın! Şimdi! Biz hedefin dikkatini dağıtacağız! Taarruz askerleri yukarı çıkmaya hazırlanın! Mikasa? Artık eve dönmeliyiz, tamam mı? Biz tam olarak neredeyiz? Hala rüya gördüğünü mü sanıyorsun yoksa? Hayır. Sadece bir türlü bitmek bilmeyen bir rüya görüyordum. Ne hakkındaydı ki? Hatırlayamıyorum bile. Eren, ağlıyor musun sen? Yurttaşlar dinleyin. Surlar yüce tanrımızın bahşettiği güçle inşa edilmiştir. Surlar tanrımızın kanıtıdır. Ona iman edin. Tanrının surlarını ve ebedi gücünü kabul edin. Mikasa, ağladığımı sakın kimseye söyleme. Söylemem. Yine de neden ağladığını bile bilmiyorsan bunu babanla konuşman daha iyi olmaz mı? Salak mısın sen? Babama ağladığımı asla söyleyemem.
Neden ağlıyormuşsun bakalım? Hannes! Mikasa'dan dayak mı yedin yoksa? Ne? Neden ağlayacakmışım ki? Leş gibi içki kokuyorsun. Bunda kötü olan ne ki? Yine mi içiyorsunuz? Siz de katılmak ister misiniz? Şey ama işiniz yok mu? Tabii ki var. Bugün kapıları gözetliyoruz. Sabahtan beri çalışınca doğal olarak susadık ve acıktık. Ben de güzel bir mola verelim dedim. Alkollü birkaç şey içmemizin o kadar da zararı yok değil mi? Bölük komutanı olmanın faydaları ha? Bu halde gerektiğinde nasıl savaşacaksınız ki? Aha, neden savaşmam gerekir ki? Ciddi olamazsın. O şeyler surları yıkıp içeri girdikleri zaman ne yapacaksınız? Eren, lütfen bu tür şeyleri bağırarak söyleme. Doktorun veledi pek tez canlı çıktı değil mi? Yüzyılda surlara yapabildikleri tek şey birkaç çizik atmak oldu. Koca götlerini kaldırıp içeri girmek gibi bir hata yaparlarsa biz de gerekeni yaparız. Ama babam rehavete kapılmadan önlem alıp dikkatli olmamız gerektiğini söylemişti. Ha, doktor böyle mi söyledi? Gerçi haksız da değil. Doktor daha önce bizi vebadan kurtarmıştı. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Yine de devler tamamen farklı bir konu. Babana saygısızlık etmeyi asla istemem ama surları tamir ederken etraftaki devleri görünce farklı düşünmeye başlıyorsun. O bilinçsiz şeylerin 50 metrelik bir duvara bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Bir dakika. Sen şimdi onlara karşı hiçbir hazırlığınız olmadığını mı söylüyorsun? Sanırım öyle. Ne dedin sen? O halde kendinize sur muhafızı demeyi bırakıp sur tamircisi demelisiniz. Fena isim değilmiş. Yine de Eren, eğer askerler senin dediğin gibi işini yaparsa felaket kapıya dayanmış demektir. Bir şey yapmayan işe yaramaz beleşçiler olarak anılıyorsa kimsenin bir sorunu olmadığı anlamına gelir. İnsanlar daha mutlu demektir. Biliyorum. Ha? Dışarı çıkıp özgür olamasak da yemek yiyip uyuyabildiğimiz müddetçe yaşayacağız. Ama böyle yaşarsak çiftlik hayvanından farkımız kalmaz. Veled'in ağzı iyi laf yapıyor ha. Hayal gücü de epey kuvvetli. Neyse, oyuna dönüyor musun? Olur. Ha? Hey, nereye gidiyorsunuz? Ne inatçı bir çocuk. Yoksa bu çocuk keşif birliğine katılmayı mı planlıyor? Eren, şu keşif birliği olayından vazgeçmelisin. Gerçekten mi? Sen de onlar gibi dalga mı geçeceksin? Hayır, konu insanların seninle dalga geçmesi değil. Baksana, keşif birliği geri döndü. Giriş kapısı açılıyor. Gidelim Mikasa, kahramanlar geliyor. Ya hiçbir şey göremiyorum. Gerçekten bu kadarı mı döndü? Öyle görünüyor. Diğerleri yenmiş olsa gerek. Surların dışına çıkarsan başına gelecek olan budur işte. Moses! Moses! Ah şey, oğlum nerede? Sizinle olması gerekiyordu. Lütfen sizinle olduğunu söyleyin. Bu Moses'in annesi olmalı. Buraya getirin. Çok üzgünüm. Ondan geriye tek bu kaldı.
Ama oğlum, oğlum bir işe yaradı değil mi? Çok cesur da değil mi? Belki bir kahraman olamadı ama insanlığa faydası dokundu değil mi? Lütfen bana oğlumun boş yere ölmediğini söyle. Çok cesurdu. Ama onca kayba rağmen fedakarlığı hiçbir şey değiştirmedi. Biz hala aynı yerdeyiz. Başaramadık! Yine başaramadık! Oğlum benim yüzümden öldü. Onu ölüme gönderen benim. Hepsini ölüme ben gönderdim. Hala elimizde bir şey yok. Elimizde hiçbir şey yok! Çok zor olmalı. Harbiden öyle. Yine de vergilerimizin sırf bu aptallar götünü terletip iyi bir hayat yaşasın diye harcandığına inanamıyorum. Seni küçük velet! Ne yapıyorsun Mikasa? Bırak gideyim! Buraya gel lan velet! Mikasa! Yeter artık! Ne yaptın gördün mü? Odunlar her yere dağıldı. Eren, hala onlardan biri olmak istiyorsun sen. Öyle değil mi? Yardım etti. Şunları toplayalım. Bir şeyi de kendin yapsan. Biz geldik. Hoş geldiniz. Şuna da bak. Bugün epey fazla çalışmışa benziyorsun. Evet. Şimdi ne oldu? Kulakların kızardı. Yani yalan söylüyorsun. Mikasa yardım etti değil mi? Sen bir yere mi gidiyorsun baba? İş için mi? Evet. İç surlara gideceğim. Birkaç güne dönmüş olurum. Bay Girişa, Eren Keşif Birliği'ne katılmak istiyor. Mikasa, kimseye söyleme demiştim. O saçma düşünceyi kafandan hemen siliyorsun genç adam. Surların dışına çıkan insanların başına ne geldiğinden haberin var mı senin? Tabii ki haberim var. Peki neden... Eren... Tam olarak neyi merak ediyorsun? Dış dünyanın nasıl bir yer olduğunu öğrenmek istiyorum. Hiçbir şey bilmeden surların ardında ölmek istemiyorum. Hem ayrıca eğer bunu hiç kimse yapmazsa şimdiye kadar ölmüş olan herkes boşuna ölmüş olur. Anlıyorum. Gitmem gerek. Gemi gelmek üzere. Bekle biraz. Eren'i ikna etmeme yardım et. Carla, yapacak bir şey yok. Bir insanın merakını asla bastıramazsın. Eren, döndüğüm zaman sana hep kapalı tuttuğum bodrum katında ne yaptığımı göstereceğim. Gerçekten mi? Görüşürüz. Bu aptallığa izin vermeyeceğim. Ben oğlumu sokakta bulmadım. Ne? Aptallık mı? Asıl aptal olanlar çiftlik hayvanı gibi içeri tıkılı halde yaşamak isteyenler. Eren! Mikasa, bu çocuk yanlış kararlar veriyor. Lütfen bana ne olursa olsun onu kollayacağını söyle. Bana vurmaya götün yemedi mi velet? Hatalı olduğumu düşünüyorsan neden bana vurmuyorsun he?
Niye vurayım ki ben sana? Sana vurursam senden hiçbir farkım kalmaz. Ne dedin lan sen? Haklı olduğumu biliyorsun ve aksini kanıtlayamıyorsun. Bana vurmanın nedeni bunu kaldıramıyor olman değil mi? Ha? Açık ve net hatalısın. Bunu kabullen artık. Şu çeneni kapa ve bana gevezelik yapma. Kesin şunu. Eren geliyor. Aptala bak, tekrar gelmiş. Dayak istiyor galiba. Şunu bir kaşıyalım ha? Siktir. Mikasa da yanında. Kaçın oğlum, kaçın. Gördün mü? Beni görünce nasıl da tüydüler. Onlar aslında Mikasa'dan kaçıyorlar. İyi misin Armin? Kendim kalkabilirim. Tamam, peki. Sonra da insanların eninde sonunda dışarı çıkması gerekeceğini söylediğimde bana vurdular ve kafir dediler. Gerizekalılar. Tek istediğimiz dışarı çıkmak. Neden bizden nefret ediyorlar ki? Bunun sebebi uzun bir süredir bu surların ardında huzurlu bir yaşam sürüyor olmamız. İnsanların dışarı çıkmaya çalışması devlerin içeri girmesine sebep olabilir. İşte tam bu yüzden Kraliyet Sarayı surların ötesi hakkında konuşulmasını yasakladı. Dışarı çıkmak benim kendi seçimim. Buna karışamazlar. Biri duyacak şimdi. Sessiz olun. Ne fark eder ki? Zaten her şekilde beni ispiyonluyorsun. Ne? İspiyonladığım falan yok. Ailene mi söyledi? Evet ve hiç hoşlarına gitmedi. Hiç şaşırmadım. Yine de bu surların bizi sonsuza kadar koruyacağına körü körüne inanan insanları düşünüyorum. Surların 100 yıldır yıkılmamış olması bir gün yıkılmayacakları anlamına gelmez. Buna güvenemeyiz. Bilmiyorum. O ses de neydi? Oradan geldi. Armin nereye? Ne oldu? Konuşsana, neye bakıyorsun öyle? Bu olamaz. O duvar 50 metre uzunluğunda. Aman Tanrım. Bu bir dev. Her zamanki gibi karşımda olacak.
Anne! Eren. Mikasa, o taraftan tut. Tüm gücümüzle kaldıracağız. Hayır. Acele et Mikasa. Geliyorlar. Gitmeniz gerek. Eren, Mikasa'yı da al ve kaç. Çabuk ol. Ben de kaçmak istiyorum. Ama sensiz asla bir yere gitmem. Sözümü dinle. Zaten bacaklarım ezildi. Beni buradan çıkarsanız bile kaçamam. Zaman yok. Ben seni taşırsam kaçabiliriz. Neden bir kere olsun karşı çıkmayıp dediğimi dinlemiyorsun? Bir kez olsun sözümü dinle. Mikasa. Hayır. Hayır. Kaçmazsanız üçümüz de... Hanes! Çocukları al ve kaçın buradan. Sakın beni küçümseme Carla. Önce devi öldüreceğim, sonra da sizi kurtaracağım. Bekle, ne olur bunu yapma, ne olur. Evet, sadece çocukları alıp kaçabilirim ama... ...şimdi borcumu ödemek için bir fırsatım var. İndir beni gerizekalı! Minnettarım Hanes. Hayır! Annem hala orada! Onu burada bırakamayız! Eren! Mikasa! Yaşamak zorundasınız! Gitmeyin! Gitmeyin! Halkımız devlerin boyunduruğu altında duydukları korkuyu ve kafesteki hayvanlar gibi yaşamanın verdiği aşağılanmayı hatırlamıştı. Dışları